Herkese merhaba. Sonunda uzun süre beklediğim, kavuşmayı beklediğim GoPro Hero 4 Black merhaba kavuşmuş bulunuyorum. Tabii heyecan var biraz. Bugün aldım. Daha poşetini falan açmadım. Kısaca tanıtım yapacağım. Merak eden arkadaşlar için. Kameram yurt dışından geldi. Türkiye'den almadım. O yüzden bu kadar bekledim zaten. Yoksa Türkiye'den alırdım. Çoktandır satışta. Şimdi bir açalım önce. Şey yapmayacağım. Bıçak falan kullanmayacağım. Bu yüzden kusura bakmayın. GoPro Hero 4 Black Edition. Sınıfının en üst, en gelişmiş versiyonu şu an için. Tabii Hero 5 çıkarsa illaki daha farklı özellikler koyacaklardır. Ben Hero 3 Black kullandım. Onu kullandığımda daha ne yapabilirler ki diyordum. Daha üstü oluyormuş. Artık yani bunu da görüyorum ama Hero 5, Hero 6 veya Hero 4 Plus gibi daha üst versiyonlarını da yapacaklardır mutlaka. Teknolojinin bir sonu yok çünkü. Şimdi kısaca şöyle içindeki gelen aparatlar gösterilmiş resimlerde. Üçlü pivot kol, işte J kanca, normal toka, şarj kablosu, kapalı arka kapak bataryası, bir eğik bir düz yapışkanı, yüzey yapışkanı, housing'i ve kamerası. Hero 2'de çok daha fazla paket halindeydi Hero 2'ler. Ben ta o zamandan beri kullanıyorum GoPro'yu. Paket halindeydi ve içindeki aparatlar çok fazlaydı. Çok güzeldi de. Tabi zamanla GoPro işi ticarete döktü açıkçası. Onu söyleyeyim. Hero 3'lerde bu aparatları kısıtladı. Hero 4'lerde artık kumanda da vermiyor. Kumandası oluyordu. Artık kumanda da yok. Artık yakında sadece kamera verecek. Housing falan da vermeyecek herhalde. Öyle düşünüyorum. Bunda ne yapmışlar? Bunda şurada gözü görünüyordur. Bütün çekim modlarındaki FPS sayılarını neredeyse hepsini iki katına çıkartmışlar. Daha fazla bir çekim olanağı sunmuşlar. Ve bunda bir de fotoğraflarda da ayarlama imkanı sunmuşlar. Kısaca öyle söyleyeyim. Kısaca öyle bahsedelim. Bu protine modunu falan videolarda kullanabiliyorduk. Artık fotoğraflarda da kullanılabiliyormuş. Araştırdığım kadarıyla. Bir de bununla galiba anı yakalama muhabbeti var çekim esnasında. Yandaki bu gördüğünüz tuşta önemli anlarınızı. Fotoğraf çekim modları Hero 3 ile aynı. Video çekim modları farklı. En önemlisi 1080'de yani Full HD'de 120 kare yani süper slow motionlar için gayet yeterli bir değer ve 1440'da 80 FPS vermesi bu da slow motion için. Yani slow motion'a meraklıysanız bunlar işinize yarayacaktır. Şimdi açalım. Gördüğünüz güvenlik bantlarından açıyoruz. Bu güvenlik bantları çıkarıldığı zaman tekrar yerine takılmıyor arkadaşlar. Ondan bilginiz olsun. Yani size birisi bunu kullanıp tekrar sıfır diye veremez. Yani bunu aklınızda olsun. Açıyorum. Deforme oluyor yani bakın. İşte ben bunu tekrar yapıştırmaya kalktığım zaman bakın iz kalıyor. Bakın burada açılmamış olan da hiç iz yok. Evet açtım. Evet şu dakikadan itibaren kameram ikinci el arkadaşlar. Hiç açmamam, hiç kullanmamama rağmen ikinci el maalesef. Öyle oluyor. Bir güvenlik bandı daha var içeride. Bunu da açıyoruz. Şöyle kameramızı sökelim önce. Hero 4. Bu arada çekim yaptığım kamera da GoPro. New Hero. Hero. Yeni Hero. Hero 1 ile aynı özelliklerde olan modeli.
Şurası batarya yeri zannedersem. Evet, bataryamızı alıp devam edeceğiz. Burada bir tane aparatı burada geliyor zaten. Şu aparat. Toka. Şöyle açıyoruz. Ve içinden söylediğimiz parçalar çıkıyor. Bataryamız burada. Evet, onu da koyalım. Şöyle. Eğik ve düz yüzey yapışkanlarımız. Üçlü pivot kolumuz bu kamerayı değişik yönlerde ayarlamamızı sağlıyor. J kancamız. Bu daha çok göğüs aparatında veya işte herhangi bir yüzeye koyup daha yüksek, kameranın biraz daha yüksekte durmasını istediğiniz anlarda, durumlarda işinize yarıyor. Bu küçük toka. Açık arka kapak. Açık arka kapağı. Kendisi kapalı arka kapakla geliyor. Bunu şu şekilde çok kolay bir şekilde çıkarıp çok kolay bir şekilde geri takabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz yani. Bu şekilde. Şimdi kameramızı bataryasını takıp bir deneyeceğiz. Şu şekilde. Bu içeride gördüğünüz şey burası oraya temas edecek zannedersem. Şu şekilde yani. Evet. Bakalım. Evet. Bataryanın içinde çok az bir şarj var. SD kartı olmadığı için SD kartın olmadığını gösteriyor. Burasından batarya demiştik. Açma düğmesi. Çekim bağlama düğme, çekime başlama düğmesi. Işıklar. Çekim yaptığınız esnada yanan ışıklarımız. Ekstra batarya ve ekran takmak için olan yer. Şurası da şöyle bir yeri daha var. İşte zafon, veri aktarımı, şarj, evet şarj olması için batarya üzerindeyken. Ve SD mini SD kartı taktığımız bölüm burası. Şöyle bir kapakla burayı korumuşlar. Kısa bir şekilde özelliklerinden, ayarlarından bahsetmek istiyorum. Kameramızı açıyoruz. Şimdi daha önceki modellerde ayarları farklıydı. Bunda şu şekilde yan tarafa bir düğme koymuşlar. Bu aynı zamanda video çekimlerinde anı yakalama tuşu olarak değerlendiriliyor. Yani video çekimi sırasında önemli bir anınızı daha sonra video editlerken rahatça bulabilmeniz için bu düğmeye basıyorsunuz. Normal şekilde de bu ayar düğmesi. Yani mesela şu anda video modunda kameramız. Bu yan tuşa basıyoruz ve gördüğünüz gibi buradan video fotoğraf ve looping şeklinde modlarını bir alt kategoriden çekim türlerini seçebiliyoruz. FPS sayısı, video genişliği, ışık, otomatik ışık ayarı, tünel giriş çıkışlarındaki otomatik ışık ayarı ve protün modu. Bunu aktif hale getirirseniz işte ışık, renk, ISO gibi, keskinlik ayarı gibi, siyah beyaz dengesi gibi ayarları ve protün reset ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu şekilde video modu, bu şekilde. Fotoğraf modu da aynı şekilde yandaki ayar düğmesine basarak işte fotoğrafın devamlı olması, gece ve tek çekim, single, yani normal fotoğraf makinesi gibi tek basış, tek çekim gibi modları var. Ben bu normal modda kullanıyorum. Yine bunda da aynı şekilde fotoğrafın megapikseli, ışık ayarları, yani protünde ışık ayarları, renk ayarlarını ve ISO ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunu da geçelim. Zaman ayarlı çekim. Yani bunun da ayarlarına girdiğimizde time lapse, night lapse, yani yine aynı şekilde gece çekimi
ve sürekli brust, yani sürekli saniyede 10 kare, şuradan bunu şurada gördüğünüz gibi saniyede 2, saniyede 10, 3 saniyede 10, saniyede 30, 2 saniyede ve 3 saniyede 30, saniyede 3 gibi birçok çekim modu var. Yine protein modu ayarlayabiliriz. Protein modunu etkin konuma getirebiliriz buradan. Onun haricinde genel ayarlar, işte Wi-Fi ayarı, yukarı aşağı ayarı, Quick Capture, yani bu bunu ben aktif konuma getirdim çünkü bu şarj tasarrufu sağlıyor. Yani kameranızı sürekli açık durumda, sürekli açık tutmak zorunda değilsiniz. Kapalıyken şu tuşa basıp çekmeniz halinde otomatikmen açılıp ayarladığınız formatta video çekmeye başlıyor. 2 saniye basılı tuttuğunuz zaman da otomatikmen ayarladığınız fotoğraf modunda fotoğraf çekmeye başlıyor. Yani 5 saniye, 10 saniye, artık hangi saniye süreliğini ayarladıysan veya brust modunda. Bunun için Quick Capture ayarını aktif konuma getirmeniz lazım. Işık ayarı, ses ayarı, NTSC, OCD ayarı, işte off never yaptım ben, yani kameranın kapalı ayarları, işte 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika açıkken müdahale etmezseniz 5 dakika kendi kendine kapanıyor. Ben bunu off konumuna getirdim. Tarih ayarı ve çektiğiniz videoları silme ayarı. Burada işte last, son, all format ve geri dön ayarları var. Buradan da çıkış. Kısaca kameramız bu şekilde. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.